Ergün diler. Şifre Kursk. Gelin bugün anlatılması da yazılması da kolay olmayan bir konuya gidelim. Sicilya'da batan 56 metrelik süper lüks tekne Beijing'den sahibi Mike Lynch'ten girelim. Zelenski'den, Putin'den, yazılımlardan. Kursk saldırısından, CIA'den, MI6'den çıkalım ve Türkiye için gizli gizli atılan adımlara uzanalım. Amiral Giuseppe Di Giorgi, Beijing için böyle iyi, donanımlı ve modern bir geminin bu kadar çabuk batması şaşırtıcı. Teknenin dalgaların arasında hızla kaybolması daha da ilginç açıklaması yaptı. İtalyan donanmasını yöneten amiral bunları söylüyordu. Mike Lynch geçtiğimiz günlerde yazdığım gibi otonomiyi Hewlett Packard'a 11 milyar dolara sattı. Yıl 2011. Dolandırıcılık suçlamasıyla uğraştı. Haziranda yakayı kurtardı. Mike Lynch aldığı paranın bir kısmıyla da Dart isimli şirketi kurdu. Yıl 2013. Kurucu irade İngiliz istihbaratı. Ortaklardan biri MI5'ın siber savunma ekibinde üst düzey bir isim olan Stephen Huckster'dı. Otonominin satışından elde edilen gelirle bir de Invoke Capital sahne alıyordu. Huxter şirketin genel müdürü olarak 30 yıllık GCHQ emektar Andrew France'ı işe aldı. İngilizlerin devleti merkezdeydi. Daha sonra şirketin yönetim kuruluna katıldı. Ancak asıl kahraman MI5 ajanı olan Dave Palmer'dı. MI5'ın eski başkanı Jonathan Evans da bir süre Dark Race'in yönetim kurulunda yer alıyordu. NSA'den Jim Penrose ise şirketin Amerikan operasyonlarına başkanlık etti. Yani İngiltere'den Amerika'ya uzanan bir hat vardı. İşbirliği de, dolandırıcılık da masadaydı. Neyse konumuz bugün biraz daha farklı. Beijing'de ölen Mike Lynch'in ortak olduğu şirket Dark Trace'in değeri Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz yüzde 40 arttı. Dark Trace uzun zamandır Ukrayna'daki siber savaşta yer alıyordu. Şirket Siber savaşa dahil olan taktikleri ve grupları dikkatlice analiz edip incelemekle kalmıyor. Aynı zamanda 2023'te Prevent Out adlı bir yazılım da geliştiriyordu. Güvenlik açığı bulma konusunda rakipsiz olan Dark Trace, Rusya'ya aynısını yapıyordu. Hem açıklarını buluyor hem de nasıl saldırı yapılabileceğini masaya döküyordu. 6 Ağustos günü Ukrayna birlikleri Kursk'a giriyor, Kremlin donup kalıyordu. Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki hattı kontrol eden Rusya, Kursk saldırısı karşısında yapacak bir şey bulamıyordu. Sahada olan aktörlerden biri Dark Trace ve Mike Lynch'ti. Dark Trace, Rus savunma sistemini kör ediyor, Ukrayna'nın elindeki dronlarla şov yapmasının önünü açıyordu. Rus savunma sistemi kör ve sağır ediliyor, Ukrayna ise drone sürüleriyle gelip vuruyor, Kremlin'i şaşkına çeviriyordu. Dark Trace, Mike Lynch ve matematikçi arkadaşlarının tasarımıydı. Şirketin Cambridge ve San Francisco'daki merkezleri dışında Auckland, Boston, Chicago, Dallas, Londra, Los Angeles, Milano, Mumbai, New York, Paris, Seoul, Singapur, Sydney, Tokyo, Toronto ve Washington DC'de ofisleri bulunuyordu. Dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları enerji ve kamu hizmetleri, finansal hizmetler, telekomünikasyon, sağlık, üretim, perakende ve ulaşım gibi sektörlerde Dark Trace'in kendi kendine öğrenen yazılımına güvenmekteydi. Savunma yönü kadar saldırı tomografisi çekmesi de ilginçti. Devam. Süper lüks teknesinde kızıyla birlikte hayatını kaybeden Mike Lynch, 2016'da Türkiye ve Orta Doğu'da distribütör olarak Elon Musk'la yani Starlink'le bir anlaşma yaptı. Artık patron Starlink'ti. Gariptir. Putin bir yıl önce Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumunda Elon Musk için kendisi kesinlikle olağanüstü birisi. Bunun kabul edilmesi gerekiyor ve sanırım bunu küresel anlamda herkes de kabul ediyor. Aktif ve yetenekli bir iş insanı değerlendirmesinde bulunuyordu. Ukrayna, Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da Rus filosuna saldırmak için Starlink'ten yardım istiyordu. Musk da hayır olamaz diyordu. Bu da Putin'den övgü dolu sözler almasının yolunu açıyordu. Ancak 6 Ağustos sabahı ilan Musk önderliğinde modifiye edilmiş Starlink sahne alıyor, ortağı Dark Trace ile Kursk operasyonunu başlatıyordu. Ruslar 80 yıl sonra istila ile karşılaşıyordu. Ukraynalı askerler ilerliyor, Ruslar sivilleri zor kurtarıyordu. Hem stratejik olarak hem teknik olarak hem zamanlama olarak Kursk Putin'e uyarıydı. Aslında gücünün sınırlı olduğu söyleniyor ve sahada gösteriliyordu. Burada üzerinde durduğum konu Dark Trace ile Starlink'in yaptıklarıydı. Öncü olarak giriyorlar, dağıtıyorlardı ve karşıda rakipleri de yoktu. Mike Lynch'in ölümü İngiltere'nin siber savaşta, elektronik savaşta en önemli oyuncusunu kaybettiği anlamına geliyordu. Hewlett Packard dolandırıcılığı için rakipsiz kalmak için siyahi sahne aldı diyebilirdik. Bir dostumun uyarısı üzerine kurs saldırısının intikamı Sicilya'da alındı. Lynch'i Rus istihbaratı tasfiye etti şeklinde de düşünmek akla uzak değildi. Kursk saldırısıyla linç ölümü arasında yaklaşık 2 hafta vardı. Tüm bunlar yaşanırken, 30 Ağustos coşkuyla kutlanırken, siyasi sosyal medya hesabından Kapadokya'yı paylaştı. 15 Temmuz şifresinin Kapadokya olduğu hatırlatılarak, çeşitli yorumlar yapıldı. Daha öncesinde ise Elon Musk'ın, Kapadokya ile ilgili paylaşımları vardı. Beijing olayında Rus istihbaratı ihtimalini ileten dostum, Elon Musk'ın Anadolu'yu işaret eden elinde kılıçlı figürlerle paylaşımlarını yolladı. Gerçekten ilginçti. Putin'i yanıltan akıl acaba Başkan Erdoğan'ı da mı yanıltacaktı? Elon Musk Starlink ve Dark Trace Türkiye'de bir adım mı atacaktı? Kapadokya yer altına inen inanışların önemli simgesiydi. Basit bir koordinat olarak algılamayın. CIA'de Kartal ve Kapadokyalı paylaşım yaparak Türkiye'de sarsıcı hamlelerin deneneceğini mi haber veriyordu? Bence Dark Trace ve Starlink ittifakının atacağı atabileceği adımlar iyi hesap edilmeliydi. Bir hamle üstünlükleri varsa sonuçlarının hızla değerlendirilmesi gerekmekteydi. Geçtiğimiz yıl Starlink uyduları Nide üzerinde görüldüğünde bayram yapılmıştı. Bayramla yetinmeyelim, arka planını düşünelim. Savaşın ve mücadelenin yöntemi değişti. Putin'e gösterildi. İstenen neyse razı olması için, İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına. Not, Elon Musk'ın şirketinin adını X olarak değiştirmesinin Kapadokya ile ilgisi neydi? Ergün diler, Takvim Mahmut Övür Post-Truth Atatürkçüler Son dönemde hiç de hafife alınmayacak ve dört koldan iç cepheye yönelik saldırılar yoğunlaştı. Kim ne derse desin bu saldırılar Amerika ve Batı bloğunun Türkiye'yi sıkıştırma operasyonundan başka bir şey değil. Çevremizi askeri üslerle kuşattıkları yetmiyormuş gibi içeride de toplumsal fay hatlarını harekete geçirmek için her şey yapılıyor. Suriyeli göçmenler, Kürt ve Alevi meselesi gibi bütün hassas konulara dokunmaya da devam ediyorlar. Hiç vazgeçmedikleri şey ise Atatürk üzerinden toplumsal gerilim yaratmak. Bütün kaos süreçlerine ve darbe öncelerine bakın en başat konu Atatürk. Bugünlerde yine bu konu öne çıkartılıyor. En son askeri okullardaki mezuniyet törenlerini izlediniz. Hem Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmaları muhteşemdi hem de üç genç kızın 3 her okulunu birincilikle bitirmeleri. O tarihi konuşmalardan Cumhurbaşkanının şu uyarısını hatırlatmakla yetinelim. İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakkatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Ne yazık ki biz bunları değil üzerinde siyaset yapılmaya müsait Mustafa Kemal'in askerleriyiz gösterisini tartışmaya başladık. Oysa Türkiye belki de tarihinde ilk kez Atatürk'le ilgili büyük bir konsensüs sağlamış durumda. Kimsenin kurucu lider Atatürk'le ilgili bir sorunu yok. Zaten bu mesele aşıldı ama birileri aşılmasın diye müthiş bir çaba harcıyor. Sanıyorum 2013 yılının başlarıydı. Daha FETÖ belası açık savaş başlatmamışken dönemin başbakanı Erdoğan'ın laik muhafazakar sosyoloji arasındaki gerilimi azaltacağını, Türkiye'nin normalleşme sürecine gireceğini ve Atatürk tartışmasının da sonlanacağını yazmıştım. Bunun üzerine Aydınlık gazetesinden sevgili Rafet Ballı aramış ve bu gerçek mi diye sormuş üzerine konuşmuştuk. O süreç ne yazık ki içeride CHP ve FETÖ tarafından dışarıda da terör örgütleri ve ekonomik tetikçileri devreye sokan Amerika ve AB tarafından baltalandı. Kimse Türkiye'nin normalleşmesini istemedi. Tam 10 yıl sonra Türkiye birçok alanda kurulan bütün bu tuzakları bozmuşken bir kez daha aynı oyunla karşı karşıya. Böyle bir zeminde CHP ve çevresinin 2004'ten sonra AK Parti'ye karşı hem de darbe dinamiğinin harekete geçtiği bir dönemde sahiplendiği ve siyasi slogan yaptığı Mustafa Kemal'in askerleri sözünü seslendirmek hiç de masum bir hareket değil. O görüntülerin sızdırılması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Saraçhane medyasının sahiplenmesi de bunu gösteriyor. Bakın İHA SİHA'ları Kaan ve TCK Anadolu'yu yapan, kendi yerli uydusunu uzaya gönderen kadrolar için Cumhuriyet Gazetesi'nin güya en makul olması gereken ismi Orhan Bursalı ne yazıyor? Bunlara kalsa harp okullarında fizik, kimya, matematik değil mızraklı ilmihal okuturlar öğrencilere. Gerçekten çok yazık. Bu dil kutuplaştırıcı ve ötekileştirici değil de nedir? Bu yazıları referans alan siyasi aktörlerin yaklaşımı da farklı değil. Daha bir yıl önce seçmende bir duygusal kopuş var. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez diyen Özgür Özel, mal bulmuş mağribi misali o genç çocukların söylemine sarılıyor. Tıpkı yetmişlerde gençleri aldatan ve darbecilerle iş tutan Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi. Allah'tan bugün birçok şey daha net görünüyor toplum mavi vatan masal diyen, Libya'da Karabağ'da ne işimiz var diye nutuk atan, bölgede Amerika aparatı PKK'nın siyasi ayağı demle kent uzlaşısı yapan, hatta demlilerin Mustafa Kemal'in itleri hakareti karşısında susan siyasetçileri görüyor ve Atatürk'ün mirasına kimin sahip çıktığını biliyor. Rahmetli Urmumcu'nun dediği gibi dün gardrop Atatürkçüleri vardı. Bugünse onların yerini post truth Atatürkçüler aldı. Normalde bir Harp Okulu öğrencisinin Mustafa Kemal'in askeri izlemesinde bir sakınca yok. Ancak hala birileri siyaset üretmek yerine Atatürk'ün arkasına sığınıyor ve yalanlarını alet ederek kullanıyorsa o zeminde bunu söylemek sadece o post truth siyasetçilerin işine yarar gençlerin değil. Mahmud Övür, Sabah.